Hayırlı akşamlar değerli dostlarımız. Kalbimizin izindeye hoş geldiniz. Bugün de inşallah yine beraber ekip arkadaşlarımızla gündeme dair konuşacağız. Ve gündemdeki olayları inşallah nefsimize göre değil, kalbimizin izinde yorumlamaya beraberce gayret edeceğiz. Canlı yayın inşallah beraberiz. Yine ekibimizde Muhammed Alkent var. Hoş geldiniz. Bulduk. Abdülkadir Özbek, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve ben inşallah beraberce gündeme dair konuşacağız. Bir hatırlatma yapmak istiyorum. Yine bugün inşallah sizlerden mail bekliyoruz. Mail adresimiz kalbimizinizinde@gmail.com. Yine bize Twitter hesabımızdan ulaşabiliyorsunuz. Twitter hesabımız için twitter.com/esmagunluğu.com. Bilhassa maillerinizi kitap konusunda bugün konuşacağız. En son bölümde Esma Günlüğü, Esma Köşesi'nde kitap üzerinde Rabbimizin hangi isimlerini fark edebiliriz ve Rabbimizin hangi isimlerini nasıl fark edebiliriz? Yani kitap bize Rabbimizin hangi isimlerini nasıl tanıtır? Bu konudaki yorumlarınızı bekliyoruz. Yine ikinci bölümde konuşmayı düşünüyoruz. Bir soru olarak din ve bilim çelişir mi? Yine bu konudaki yorumlarınızı hem mail adresimize hem Twitter hesabımıza bekliyoruz. Hemen inşallah gündemle beraber programımıza başlayalım. Ben biraz bu hafta Ankara dışındaydım. O yüzden gündemi çok takip edemedim. Gündemde Evet. neler vardı bu hafta? Gündemde 5 haftanın değişmeyen gündemi şike vardı yine. Bu sefer iddianame ile ilgili işte sanıklar ifadelerini verdiler. Dün de o tamamlandı. Onu geçiyorum zaten artık o her hafta olan bir şey. Standart. Standart bir bitmedi. Onun dışında en çok konuşulan başlık zorunlu eğitimin 12 yıla çıkmasıydı. 4 artı 4 artı 4 sistemine geçişti. Bunun dışında ve işte Fatih projesiyle alakalı da artık pilot uygulamalar başladı. Onunla ilgili de bazı konuşmalar oldu hafta içerisinde. Bunun dışında Fetih 1453 filmi vizyona girdi ve bayağı iyi bir gişe yaptı şu ana kadar. Ben bugün baktım IMDb diye bir liste var dünya çapında. Evet. Orada da şu anda çok iyi sıralarda. Kaç olmuş rakam hatırlıyor musunuz? 8. sıradaydı zannediyorum. Yani şeyi falan Erayn'ı kurtarmayı falan geçmişti. Bütün dünyada mı 8. sırada? Evet ya o alanda 8. Hmm, sıradaydı. kendi Evet kendi kategorisinde. kategorisinde. Evet. Onun dışında sizlerin paylaştığı bir haber oldu Muhammed Bey'in. Birleşmiş Milletler Gençlik Raporu'na göre gençler okulun kendilerini hayata hazırlamadığını düşünüyorlarmış. Bir gazetemizde bu haber olmuştu. Bunu değineceğiz inşallah. Bir de bir Barnabas İncil'i orijinali Türkiye'de bulunmuş. Papalık bunu Türkiye'den talep etmiş. Ortaya çıksa bunun aslı okunsa etse Hristiyan dünyası sarsılır diyorlar. Şu Bu anda gündem Ankara'da olarak. herhalde. Evet, bildiğim kadarıyla öyle. Bir de bu bayağı bir Hı. Bize konuşuldu. yakın olması lazım. Ulus'tayız biz. Evet. Azilerimizde Barnabas İncil'i var abi. Nerede? Onu söyleyemeyiz. Bizim ikinci katta duruyor. Herhalde Etnografya Müzesi olması lazım. Evet, Etnografya Müzesi'nde 2000 Etnografya yılında Müzesi. bulunmuş herhalde de daha yeni Herkes çıkıyor. açık mı? Gizli bir bölmede bekliyor mu? Gizli gizli. Şöyle Herhalde olmuş. buzdolabına falan koymuşlardır. Orada Şöyle bekliyor. olmuş. 2000'de Türkiye'deki kaçakçılık operasyonunda ele geçirilen Hazreti İsa'nın dilinde yazılan Barnabas İncil'i olduğu iddia edilen esrarengiz kitap için Vatikan devrede diye. Aramice Evet, yazılmış değil mi? Vatikan Türkiye'de bulunan sır İncil'i istemiş. 8 yıldır adli emanette bulunuyormuş Etnografya Müzesi'nde, Etnografya Müzesi'nde. Ve bu ortaya çıkan İncil'in değerinin de 40 milyon olduğu tahmin ediliyormuş. Bayağı değerli bir şey. 40 Tabii trilyon ama yani. yani onun maddi şeyinden daha değerli içindeki yazan Biz bilgiler neler acaba? dilimize göre konuşalım Abdülkadir'cim. Biz eski insanlar, sana göre yaşlı olanlar 40 trilyon. a 40 trilyon. Evet, Evet. 40 Hele trilyon bir Mecit abiye göre şey. sorsak, değil mi? Yani bir hafta Ankara'yı terk ettik. Bayağı gündem Neler olmuş? yoğunmuş, Evet. hareketliymiş. Evet, bayağı bir gündem İnşallah vardı. sırayla vaktimizin el verdiği ölçüde Evet. konuşalım. Hangisinden başlayalım? İsterseniz zorunlu eğitimin 12 yıla çıkması olayı önceden 8 yıldı, kesintisizdi. Ve şu an 4 artı 4 artı 4 diye bir şey geldi. 12 yıla çıkmış olacak. 4. yıldan sonra işte önceki sistemdeki bir önce ortaokul vardı, lise vardı. Bir nevi öyle bir sisteme geçirilmiş olacak. Ama en çok tartışılan şey yani bütün herkesin istisnasız tartıştığı böyle bu konu üzerinde. Yani 12 yıla çıkması güzel bir şey. Zorunlu eğitim artsın, 12 yıl olsun. Ama buradaki o bölünme olayını çok tartışıyorlar. 8 yıla 8 yıl artı 3 yıl olsa belki 4 yıl olsa bu kadar belki tartışılmayacaktı bu iş.
Ama 4. sınıftan sonra insanların meslek liselerine yeniden gidebilecek olması, ki bu da imam hatiplerin önünü açıyor diye çok karşı çıkan bir grup var. İşte bunu yapmalarındaki sebep 12 yıla çıkartıp işte insanların daha çok okuması değil de imam hatiplerin önünü açmak, rövanşı almak. 28 Şubat sürecinde bu işte 8 yıla çıkıp imam hatiplerin önü kapanmıştı. Hükümet de şimdi bunun rövanşını alıyor. Esas amaç budur diye bir söylem var. 4. yıldan sonra insanlar meslek liselerine işte farklı, yani bu tarz okullara gidebilecekler. Bir de şöyle bir şey geçti. Açık öğretim, yani 4. sınıftan sonra isteyen insanlar evlerinde eğitim alabilecek dendi. Lise yani, eğitimini mi? Yani ortaokul eğitimi. 4. sınıfı bitirdikten sonra işte evinizde eğitim alıp işte açık lise gibi açık ortaokul bir nevi olacak dendi. Ama bu şu an tartışılıyor. Yani bunun da işte en çok karşı çıkanlar işte 4. sınıftan sonra kızlar eve gidecek, işte çabuk evlendirilecek, oğlanlar gidecekler, sanayide çalışacaklar. 4 yıldan sonra insanlar açık okuma hakkı verdiğiniz zaman gidip örgün eğitime katılmayacaklar. İşte o kızları evlendirecekler. Ondan sonra çocukları sanayiye götürecekler. Allah mesut etsin. Ondan sonra işte başlarını kapatmak için yapıyorlar. Ondan sonra böyle çok itiraz oldu. Ama şu an bakanlık, yani o düzenlemenin kimin açık öğretimden yararlanacağının tam olarak net olmadığını söyledi. Yani herkes bundan yararlanacak diye bir şey yok. Engelli vatandaşlar belki yararlanabilir. İmkanı olmayanlar belki yararlanabilir. Evde okumak isteyenler yararlanabilir. Orada bir netlik yok şu anda tam olarak. Bu tercihe bağlı değil mi zaten? Tercihe bağlı ama kimlerin tercih edebileceği şu an çok net değil. Her isteyen tercih edecek. Her isteyen edemeyecek muhtemelen. Bu 4 artı 4 artı 4. Hükümetin izni, yani şöyle, bakanlar kurulu karar verir diyor. Yani o yasada. Bakanlar kurulu işte kimlerin açık öğretimden yararlanacağını bakanlar kurulu veriyor diyor. İnsanlar da diyorlar ki işte onlara verdiğiniz zaman işte bu farklı şeylere yol açacak. Geriye gideceğiz biz. Sistem daha da geriye gidecek vesaire. Böyle bir karşı çıkış var. Tartışma noktasının ama esas ana maddesi aslında imam hatiplerin önünün açılıp açılmaması olayı. Yani ben şunu anlayamadım. 4 artı 4 artı 4 demek ilkokul, ortaokul, lise demek. Evet. İlkokul 5 seneden 4'e indi. Evet. Ortaokul 4'e çıktı. Evet. Lise burada 4 bir husus da bugün okuduğum haberlerden bir tanesinde o ilkokulun 5'ten 4'e inmesinin de sınıf öğretmenlerini mağdur edeceği gerekçesi sürülüyor bir de. Yani 5 yıl okutacak sınıf öğretmenleri, 4 yıl okuyacak yaklaşık 52 bin kişi. Şu an 5. sınıfta işte şeyden dolayı ihtiyaç azalacağından dolayı zor durumda kalacak diye. Buna göre düzenleme yapılmaz aslında. Yani elimizdeki insanlar da bu insanları ne yapacağız? Evet. Böyle düzenleme olmaz. Ki zaten öğretmen ihtiyacı, yani ihtiyacın, istihdam edilenler ihtiyacın altında. Evet. Fazlalık oluşmaz belki ama belki yeni alımlar biraz daha. Ya işte ama sınıf öğretmenliği alanında ihtiyaç olmayabilir. Azal. Diğer alanlarda ihtiyaç var. Onları diğer alanlara kaydırmak zor olabilir. Yani atıl bir durum olabilir. Bir de açık öğretim olunca tabii o manada da ihtiyaç azalabilir. Evet. İnsanlar açık örgün eğitim olmayınca öğretmen ihtiyacı daha azalabilir. Ortaokul kısmında o da sıkıntı yazıyor. Yani aslında bence bundan ziyade daha önemli olan, hani 12 yıl biz bir eğitim zorunluluğu koyuyoruz. Fakat bu 12 yıl olması gerekiyor mu? Bunu tartışmak lazım. Hani geçtiğimiz günlerde de ben şöyle bir şey hatırlarsanız ifade ettim. Faydasız ilimden sana sığınırım. Peygamberimizin hadisi var. Yani şu andaki o 12 yıl aslında bizi ne kadar eğitiyor? Bizi ne kadar olmamız gereken kıvama eriştirmiş oluyor? Şimdi biz bir sonraki inceleyeceğimiz haberde de bunun şeyi de var. Onunla yani, bağlantılı isterseniz. Bağlantılı. Onu da okuyayım mı ben? Onu da hatırlayalım. Birleşmiş Milletler. Tamam, onu da okuyayım o zaman. İkisini beraber götürelim. Buyurun. Görürseniz dinleyelim. Şimdi Birleşmiş Milletler Gençlik Raporu'na göre dünya gençliğinin en büyük endişesi işsizlik. Rapora göre 15 ile 30 yaş arasındaki gençler aldıkları eğitimin kendilerini piyasa koşullarına yeterince hazırlamadığından endişe ediyor. Gençler iş ararken aldıkları eğitimin ne derece yardımcı olduğu ve uzun vadede hangi faydayı sağlayacağı konusunda şüphe duyuyor. Bu arada Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon bu konuda yaptığı açıklamada dünya tarihinde ilk kez genç neslin bu kadar kalabalık olduğunu belirterek gençliğin hakları ile ekonomik ve siyasi hayatta daha güçlü bir etki talep ettiğini kaydetti. Birleşmiş Milletler verilerine göre 2009 yılında genç nüfus arasındaki işsizlik 75,8 milyon kişi ile rekor seviyeye ulaşmıştı diyor. Haber bu. Evet.
Bu konumuzla ilgili bir röportajımız var. Onu önce dinleyelim. Sonra onun üzerine beraber ikisini bir değerlendirelim. Hı hı. Röportajımızı dinliyoruz. Zorunlu eğitimin 12 yıla çıkması hakkında neler düşünüyorsunuz? Vallahi iyi olur bence. Neden iyi olur? Şimdi öğrenciyi bir yerden alıyor bir yere götürüyor, bir yerden alıyor bir yere götür. Biraz sorun oluyor tabii bizim için, veliler için. Daha ama 12 yıllık olduğu zaman bir yerde bitmesi bizim için çok iyi olur. Eğitim düzeyi yükseldikçe insanlar daha kültürlü, daha olumlu olurlar. Yani eğitim seviyesinin yükselmesi, Avrupa standartlarında olması, Avrupa'da da duyduğumuz kadarıyla o civarda 11 yıl, 12 yıl zorunlu eğitim. Türkiye'de de bunun olmasını isteriz ama kesintili olmalı kesinlikle. Önemli olan geleceğimizin garantisi olan çocuklarımızı İyi Avrupa'daki medeni ulusların seviyesine çıkartacak şekilde bir eğitim vermek. Önemli olan eğitimin kalitesi bence. Eğitim sistemine vurulmuş bir darbe olarak görüyorum. Eşim eğitimci olmasına rağmen. Neden efendim? Neden? Çünkü eğitimden kopan bir öğrenciyi tekrar eğitime almak o kadar zordur. Niye zordur? Öğrencide bir gevşeme olur. O gevşeyen öğrenciyi tekrar ikinci 4 yıllık eğitime adapte etmek o kadar zor olur. Mecburi olacak kırsal kesimler için. Düşüncem, çok düşünce var da taraftar değilim 12 yıla çıkmasına. Neden? İyi bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bu özellikle doğuda hani takip edilirse çok daha iyi. Çünkü herkes gitmeli bence. Zorunlu olması lazım. Evet, yorumları dinledik. Hı-hı. Destekleyen var, karşı olanlar var. Biz neler düşünüyoruz? Ben şahsen yani o anaokulu eğitiminin de zorunlu olması gerektiğini düşünüyorum. Yani en sondaki 4'ü belki çıkartabiliriz ama ondan daha önemlisi anaokulu eğitiminin 1 artı 4 artı 4 olması gerektiğini Eyvah. Düşünüyorum. Çünkü anaokulu eğitimi... Bu hızla giderse Abdülkadir 17-18 sene olacak. Yani esas bence anaokulu eğitimi zorunlu olursa çünkü anaokulunda verilen eğitimin ben beyin gelişimi üzerinde, kişilik gelişimi üzerinde çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Elde bazı sonuçlar var. Mesela anaokuluna giden çocukların üniversiteyi kazanma oranı gitmeyenlere göre çok daha yüksek. Kendi alanımla ilgili olduğu için biliyorum ben. Hafıza teknikleri eğitimleri veriyorum. Beynin sağ tarafının gelişimi için işte sanatsal faaliyetler önemli. İşte anaokullarında da genelde bu tarz faaliyetler yapılıyor. Tiyatro, işte çocuklar çıkıyor bir şeyler sergiliyor. Kendini iyi ifade edebilme becerisi kazanıyor. Onun dışında resimle uğraşıyor, müzikle uğraşıyor, bir şeyler yapıyor. Bu onun da gelişimi için, beyninin gelişimi için faydalı oluyor. Anaokulu eğitiminin de zorunlu olacağı ileriki yıllarda söyleniyor. Ben geçen bir televizyon kanalında bunun neden zorunlu olmadığıyla alakalı şöyle bir şey duydum. Anaokulu eğitimi de zorunlu olacak ama bunun için mekanlar lazım. İşte ordunun elindeki mekanları şehir dışına alarak, çoğunlukla şehrin içerisinde orduya ait yerler var. Oralar şehir dışına taşındıktan sonra oralar anaokulları yapılıp anaokullarında zorunlu yapacaklar diye söyledi. İnşallah onu bilmiyorum. Yani olmasında hayır olabilir gerçekten de. Evet. Yani asıl esas bence düşünmemiz gereken hakikaten bu 12 sene bizi ne kadar hayata hazırlıyor. Evet. Bir de şöyle bir düşüncem var benim. Şimdi bizim aslında kendi sistemimizi geliştirmemiz lazım. Biz bir medeniyetiz, bir özel kültürüz. Dolayısıyla hani işte Avrupa'da, Amerika'da bu iş nasıl uygulanıyorsa biz bunu kendimize benzetip, uyarlayıp oradan bir şeyler alalım. Bu anlayış çok bana tutarlı gelmiyor. Biz aslında şunu düşünmeliyiz. Yani hayatın, bu da şeye bağlı aslında. Bir hayat algısı olmasına bağlı. Biz hayatımızın merkezinde bir algıya sahibiz. Kendim adına söylüyorum. Ben düşünüyorum ki bu hayat bize Allah'ın emanet verdiği bir hayattır. Ve Allah rızası istikametinde yaşanmalıdır. O zaman bütün programımı, planımı buna uyarlamalıyım. Buna göre düşünmeliyim ben. Yani ben kendi çocuğumun eğitimini, Allah rızasını önemseyecek bir çocuk olması için nasıl düzenlemeliyim? Yani sıfırdan düşünelim. Bırakalım ilkokul, ortaokul, liseyi. Düşünelim. Bu çocuk hayata hazırlanacak. Bir meslek sahibi olacak. Rızkını temin etmek için uğraşacak. Dünya ile mücadele edecek. Teknolojiyi en iyi şekilde kullanmasını bilecek. Aynı zamanda bütün bunları Allah rızası perspektifinde, helal haram dairesi içerisinde yapmayı önemseyecek. Böyle bir çocuk halinde yetişmesini istiyorum. Kendi çocuğumun. Bunun için ne yapmalıyım? Ben kendim adıma böyle düşünüyorum. Devletimiz de bir hedef koymalı. Yani ben milletimin çocuklarını nasıl olmasını istiyorum?
millet olarak biz beraber düşünelim. Madem demokrasi var, demokrasi herkesin ortak karar verme sistemi. Biz nasıl çocuklar yetişmesini istiyoruz? Eğer bu konuda müttefik değilsek, o zaman şunu ortaya koyalım. Bir grup çocuklarının böyle yetişmesini istiyor. Başka grup çocuklarının şöyle yetişmesini istiyor. Başka grupta çocukların öbür türlü yetişmesini istiyor. Yani A tipi çocuk, B tipi çocuk, C tipi çocuk. O zaman onların kendi isteklerine göre onları yetiştirebilecek mekanizmayı kuralım. Çünkü şu anlayış eskide kaldı. Bizde halen bu var aslında da. Bütün dünya çapında da bu anlayış eskide kaldı. Yani ben devletim. Neyin ne olması gerektiğini belirlerim. Benim ülkemde yetişecek çocuk şöyle yetişecek. Ve böyle yetiştirmek için de al. Ben ilkokulu şu kadar sene yaparım. Müfredat budur. Ama bizde hala öyle maalesef. İşte bizde öyle. Bu anlayış eskide kaldı ama. Yani bu dayatmacı bir anlayış. Bu aslında demokrasiyle bağdaşır tarafı yok. Yani bizde maalesef bahsettiğiniz gibi olaylar açık ve net konuşulamıyor. Yani bir çocuğu ben dindar yetişmesini istiyorum ve buna göre bir okul istiyorum. Bunu diyemiyorsunuz maalesef yani hala günümüzde. Evet. Bazı demokrasinin sınırları var. Daha doğrusu demokrasiye uymayan tarafları var. Girilemeyen konular var. Belki demokrasinin en az uğradığı alan da belki eğitim konusu. Eğitim alan o konuda. Evet. Halkın %80'i Müslüman diyoruz. Evladını Müslüman geleneklerine göre yetiştirmek istiyor. Ancak bunu rahatça dillendiremiyor. Rahatça bunu şey yapamıyor. Hani dedi ya Batı'nın örnek alınmasına uygun görmüyorum. Biz maalesef Batı'yı da örnek almıyoruz. Yani Batı'da mesela kiliselerin okulları var. İsteyen evladını oraya gönderip orada Hristiyan eğitimi almasını, iyi bir Hristiyan olmasını isteyebiliyor. Biz de maalesef bunu isteyemiyorsunuz. Evladım ben Müslüman geleneklerine göre yetişsin. İmam hatipler bile tam maalesef buna uygun okullar değiller. Orada bile yine birçok dine uymayan bakış açıları, dersler var. Kaldı ki bunun ilkokul düzeyinde daha küçük yaşlarda hiç gündeme gelmiyor, hiç talep edemiyorsunuz. İlkokuldan sonra bile gündeme gelmesini, ortaokul düzeyinde bile gündeme gelmesini hala dillendiremiyorsunuz. Bu konuda en ufak bir girişimde hemen karşıda muazzam bir tepki doğuyor. Aramızın vakti gelmiş. Aramızı eğer ilave bir görüş yoksa verelim inşallah. Tam en kızıştığımız yerde abi ama aradan sonra inşallah. Evet, inşallah aradan sonra devam edelim. Kısa bir aramız var. Beraberliğimiz devam edecek.